Abi oyunsuz bir hayat boş iş, boş ya. Yani. Halbuki lan hayat şimdi ben de ev sahibi benim, misafir sizsiniz. Özellikle ev hayvanı olarak beslediğimiz kediler son derece memur hayatı yaşıyorlar. Yani. Bugün evrak imzalayamam. Bu yani <laughs> aynen öyle. ya ergenliğin de güzel tarafını al, boktan tarafını bırak kardeşim yani. Oradaki, oradaki, <gülüyor> <gülüyor> nereden <laughs> geri <laughs> <Sizin> geliyor? <laughs> Bir önceki bölümde e, giriş diye başlayıp e, bir türlü giremediğimiz bölüme girelim sevgili hocam. Çok basit kısa girişli bir sorun var. Soru şu. Hepimiz... Senin, senin basit kısa girişli bir sorun. Evet hazırlandım. Hadi bakalım. <laughs> Birbirimize oyun oynayalım. Oyun zihninde duralım. Oyuncu bir kişiliğe sahip olmak değerli. Oyun oynarsak Alzheimer olmayız. Oyun oynarsak daha yaratıcı ve bilmem ne oluruz diye masada bolca konuşuyoruz. Ama 50 yaşında bunu yapmak mümkün mü? Sen gördüğüm en oyuncu hayata da biraz oyun zihniyle bakan adamsın. Sen bunu nasıl yapıyorsun? Aha da sordum. <laughs> Vallahi zor diye sordun tebrik ediyorum. Bilmiyorum ben de kısaca <gülüyor> <gülüyor> uzun cevap veren olarak ben de bugün geleneğini kesip kısaca yaparım ama. Ya şu oyun işini bir konuşalım. konuşalım. Yani oyun zihnini konuşalım. Oyun neden oluyor? Evrimsel olarak karşılığı ne? Hayvanlardaki karşılığı ne? Onlar da oyun oynuyorlar. Bu bizim oyunlaştırma okulunda biraz biz bunun üzerine kurmuştuk açık beyindeki. Orada da biraz girizgahta anlattığım bir konu var. Oyun büyük beynin dünyayı öğrenmesi için en verimli yöntem fizik kurallarını, sosyal ilişkilerini, onların bunlarını zararsız deneme yanılma şeyleriyle ne, ne diyorlar ona denemeleriyle bilgi ve tecrübe biriktirerek öğrenebildiği bir şey. Ve oyunun yani bu arada İngilizcede bir play var, bir game var. Game bizdeki müsabakaya karşılık geliyor. Mücadele, bir ödül, bir süresi falan olan şey game. Ama play böyle kedinin fareyle oynaması yani onun gibi bir şey ya da yavru kedilerin birbiriyle oynaması. Ha şey ne o? Yani onun Türkçe farkı vardır ya. Bak bakacaktım unuttu bana. Ama bu bahsettiğim İngilizce play'e karşılık gelen. Oyun oynamak. Yani müsabık bir şekilde olarak değil de. Hatta oyun oynamak bile değil. Oynamak. Yani kalk oyna diyorlar ya onun gibi. Şimdi bu en bebeklikten başlıyor işte çıngırakları mıngırakları bebeleri almamızın bir sebebi var. İlgimizi çeken her şeye dönüyoruz. Bu ne sorusuyla onu bir keşfetmeye çalışıyoruz. Bu zaten çocukluk dönemine bakıyorsun. Mesela maymunların bebeleri de oyun oynuyorlar. Biz de oyun oynuyoruz ama beyin büyüklüğüyle müsavi olarak beyin büyüklüğü arttıkça çocuğun oyunla geçirdiği zaman artıyor. Oyunun bu anlamda tanımı yani böyle bakarsak süresini, kuralını ve ödülünü oynayanın kendisinin belirlediği şey diye tarif ediyor kaynaklarda. Böyle dışarıdan kuralı belirlenmiş, sahası çizilmiş bilmem ne yapılmış şey. O yüzden game diyoruz. Onun ayrı bir adı var. Canın istediği kadar ve senin ihtiyaçlarına göre. Yani ittirme, kaktırma hayvanlar hep yapıyorlar işte bir şeyleri böyle dürtüklüyorlar. Hem o bir senin bir takım mesela güdülerini tatmin ediyor neden bir yumak ya da lazer pointer'ı verdiğinde kediler kendilerini kaybediyorlar? Bu arkadaşlar tabiatta avcı olarak tasarlandıkları için hareket eden şeylere karşı bir ilgileri var. Ve özellikle ev hayvanı olarak beslediğimiz kediler son derece memur hayatı yaşıyorlar. Yani hiç doğru dürüst bir şey yok. Arada bir fare çıkacak da 40 yılda... Bugün önce... evrak imzalayamam. Bu yani aynen öyle. <laughs> E dolayısıyla hayvan hemen mesela onu tatmin edebileceği bir aksiyon buluyor önüne böyle hareketli bir şey geldiğinde. Kedinin önündeki lazer pointer'ın bizdeki karşılığı ben de işte oyun ismini verince reklama giriyorum şu ama baloncuk patlatma, şeker patlatma oyunları var ya. Mesela biz de öyle o devamlı bir ödül alma, aşama kaydetme, bir şeyi becerme, dört taşı üst üste dizip, dizip böyle sallanmadan durmasını sağlama ya da topla onu yıkma gibi böyle bir takım fiziksel ya da sosyal ya da e, entelektüel meydan okumaları tatmin etme fırsatı veriyor. O hala bilgisayar oyunlarının, cep telefonu oyunlarının ya da oyunlaştırılmış görev içeriklerinin mesela ilgi çekmesinin sebebi biyolojimizde, evrimimizde kesin olarak var. Diğer hayvanlarda kültür oluşturarak bir şey aktarma çok sınırlı. Yani belli bir kültürü oluşturup hele ki yeni nesli aktardıktan sonra yeni neslin ona bir inovasyon ilave edip bir sonraki nesli aktarması insan dışında hiçbir canlıda gördüğümüz bir şey değil. Mesela şempanzelerde bir takım bir maddi kültür aktarımı var. Sopa bilmem ne nasıl kullanılır gibi şeyleri öğretebiliyorlar. Ama biz mesela çok yoğun kültür verebilen bir canlıyız. Yani neredeyse tuvalet adabından işte adabı muaşerete, uzaya gitme kurallarından pasta yemenin kadar her şeyi öğretiyoruz tamam. yani. Ama bunların hemen hemen hiçbirisi oyun olmadan biz onu oyunlaştırmadan öğrenilmiyor. Kendimiz denemeden bir kere zaten bu deneyimi sağlayamıyoruz. Dolayısıyla bakıyorsun insanın öğrenmesi gereken şeyler çok fazla olduğu için oyunla geçirmesi gereken zaman da dolayısıyla fazla. Senin sorunun cevabı kaybetmemek lazım. Yani ben bakıyorum mesela çocukken nasılsam şimdi de öyleyim. Başta yakın çevremdekilerin olmak üzere birçok insanın bana geçkin ergen demesinin bir sebebi var. Ya ruhum gerçekten öyle yani bu, bu fake edilebilir bir şey. Son birkaç yıldır biraz yorgun hissediyorum ama Gene de o şey işte bugün sabah yaptığımız bir toplantıda ben gene çocuklar gibi şendim. Pıtırı pıtırı çenem durmuyor falan. Arada kendimi içten tokatladım lan bir dur dedim adamlar konuşsun. Ee, bizim Sami de biliyorsun toplantılarda ben çok konuştuğu lafa giremez ya baktım Sami orada uyuyup uyumaya başlamış. O zaman dedim fazla oyuncu davranıyoruz. O tip hallerde ortaya çıkan bu karakteri geriye dönük izlediğimde etrafımda böyle karakterlerde olan sen de kısmen dahilsin buna. Birçok insanda gördüğüm bir şey var. Erken yaşlarda çocukluklarını kaybetme pahasına bir şeye aşırı angajı olmamışlar. Hayatı deneyip olmuşları toplama şansları olmuş. Kendi yeteneklerine ya da yatkınlıklarına, kabiliyetlerine uygun bir deneyim birikimi elde etmişler. Ve günümüzde işte benim sürekli konuştuğum gibi işte bir başkası başka bir işi çok güzel yaptığı gibi onunla da yaşamının merkezine onu koyarak hayatını idame ettirebildiği için çok da şey yapmıyorlar yani kasmıyorlar. Mesela toplantıda sıkılabiliyor bu tip insanlar. Yeter ya diyor yeter toplantı. Ama mesela bazı tayyör teyze ve şey fıraklı abiler var. Onlar yani içten fıraklı, içten tayyörlü. Dışı gayet kot pantolon ama bir başlıyor toplantıya. Toplantıda herkes ölüyor bu hala not alıyor mesela öyle dik. Görev insanı devamlı 9-5 Bakıyorsun onun içi ölmüş yani içi ölmüş derken gayet işlevsel işini yapıyor tıkır tıkır falan ama mesela bu insanların ömrü Covid'e kadar. Ya Covid vurdu mu beklenmeyen bir şey geldi mi yani o hesaplar bozuldu mu bir anda ne yapacaklarını bilemiyorlar. Kim daha adaptif? Oyuncu. Yani oyuncu şartlarla denemeler yapabiliyor. Ama bir yandan da hani şöyle bir defans oluyor ya karşılığında hayatın gerçekleri var abi. Ha. Şimdi bu hayatın gerçeklerinde öyle ha diye de geçilecek gerçekler değil. Ölüm Vallahi var, öyle var. geçilecek olduğu için ördüm. <laughs> <değil> Meh. <mi? Ha. gülüyor> yani, i̇şte o söylüyorum. Yani ölüm var, kalım var. İşte geçtiğimiz hafta yani ağır hastalık yaşadığını öğrendim. İki tane eşim dostum var bu arada harbiden de var bir şeydi. var. E, bunlarla alakalı böyle sert koşulların olduğu yerde bir yaşam ciddiyeti diye de bir durum var. Yani hani öyle her şeyde o kadar eğlenceyle ele alınacak, öyle gevşek gevşek de durumda değil. Şimdi bir de böyle bir jargon var. E Kendi tabii yani, de tutarlı bu jargon bu arada. Abi yani. tü, sobadan, şeyden, ocaktan kaynayan çaydanlık alıyorsan burada jonglörlük yapmanın alemi yok tabii ki. Yani geçici bir süreç, bir şeylerde dikkatli <laughs> ve ciddi olmak faydalı. Ama mesela diyelim birileri ölümcül bir sorun yaşıyor. Mali problem bir ülke batıyor, küresel iklim değişikliği geliyor. Sen ciddi olunca bunların hangisi değişiyor? Burada şöyle bir şey var da kafamda. Bir gizli önermem var. onunla alakalı bir şey yapacağım. Şimdi biz doğadayken burada Do pardon, oyunla ciddiyet sanki farklı bir şey dahamış gibi konunca da bir rahatsız oldum. <laughs> Oyun çok ciddi bir şey abi. Oyun <laughs> insanı akışa sokar. Yani çok ciddi böyle kabayı gömersin gider. Dışarıdan çok ciddi bir ciddi hatta asık suratlı gözükür insanlar ama çok eğlenmektedirler. Onu da not olarak koyayım Güzel bir tespit oldu bu arada. Teşekkür ederim. Ee, bana bana şöyle geliyor. Şimdi doğada yaşıyor olsak hep beraber. Bu teknolojinin içinde değildi. Yani gerçekten ağaçlarda, dağda, bayırda, avcı toplayıcı dönemin içinde oluyor olsak. Ölüm harbiden ya da yüksek şiddetli acı çok anlık ve çok yanımızda. Ayağ burkuldu, kafayı vurdun, antibiyotik yok. İşte ya öldün ya sakat kaldın ya bilmem ne. Ömür boyunca eziyet bilmem ne falan falan. Bu çok fiziken çok yakın. Şimdi biz göreceli olarak kendimizi fanuslara, kentlerin içerisine alarak bundan yalıttık. Hem kaza olasılığını mümkün olduğunca düşürdük hem de bir kaza olursa da bunu telafi etmeye dair bir olasılık getirdik. Böyle olunca oyundan konuşması kolay. E, tabii ki. Yani şey hani bu oyun oynayarak riske ederek ya da deneyerek hani bunu bunu o öyle bir gaming hikayenin içerisinde yaşaması kolay. E, ama öteki taraftan zihni gelen hani oradaki endişeler, oradaki kaygıyla beraber gelen insan için yani zihinsel olarak ya da duygusal olarak kentin bu oluşturduğu şeyin Aa, dışında kalan için bu kadar kolay olmayabilir. Aslında işte orada argümanım şu olur. Başka sert bir sorum daha var peşinde. Tamam argümanım şu olur. Ona zaten oyundan bahsetmeye gerek yok. Öyle bir süreç içerisinde yaşayan kişi zaten bir oyun içerisindedir. Yani her an şartlarda her şeyin olabileceği bir yerde algoritma çalışmayacağı için sıkıcı bir hayatı yoktur zaten. Devamlı öğrenme, inkişaf ve gelişme içerisindedir. Ona zaten niye oyun diyeyim? Adam daha ne oynasın ya da kadın daha ne oynasın ha, zaten. Sert de olsa bir oyun oynuyordur o bir zaten. Bir oyun oynuyor zaten yani. Ha fena değil güzelmiş evet. Abi şehirli insanın sorununu konuşuyoruz ya bize. Bunlar bizim gibi gafillerin dertleri yani. Doğada hayatta kalmaya çalışan yokluk ve yoksulluk içindeki insanın böyle dertleri mi olur? gözün seveyim. Bizimki tamamen yaşamda kalmayla ilgili herhangi bir temel endişesi kalmamış. Lan ne yapsam ne yapsam diye düşünen arkadaşların Ben başta olmak üzere. İnsanın zaten kültür yaratabilmesi... Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde üst katlara çıkabilmesiyle mümkün. Üst kata çıktı mıydı da yaşamsal donanım çalışmadığı için yaratıcılığa dönüyor bunlar. Yaratıcılığa dönünce de toplumun kuralları bunu çok sevmiyor. Yani toplumun insicamını bozabiliyorsun. Çünkü anarşik oluyorsun eskilerin tabiriyle. Dolayısıyla işte bunu zaptur raptı altına almak için de erişkin hayatını belli bir algoritmaya sokman gerekiyor. Bizim itirazımız o erişkin algoritmasına aslında konuştuğumuz konu Yoksa Yoksa hepimiz oynayalım sabahlar olmasın gibi bir mesajımız yok burada. Ama yani bu kadar da asık suratlı, bu kadar da ciddi bir yer değil abi burası. Hayat o kadar ciddi bir şey değil yani. Son 5 yıldır belirgin bir şekilde şey diye iddia ediyorum. Hatta bunu birkaç can canlanın içerisinde söylemişimdir. Hayatın tüm trajedisine rağmen, o trajedilerin hepsinin gerçekliğinden en sert köşesine kadar Biliyorum, görüyorum ve konsantre de oluyorum. Buna rağmen yaşamın sit sitcom tadında yaşanabilir bence. Kesinlikle öyle. Yani o bilgi, o tüm ölümlere, tüm vahim olaylara, trajedilere rağmen bunu böyle yönetmek. Yani duygusal olarak, zihinsel olarak böyle bir temada kalmanın mümkün olduğunu düşünüyorum. Tamamen aklıma spontan bir şey geldi. Gel. Düşünce oyunu oynayalım. Ben çok az seyrettim ama bizim Hazal falan da oynardı. Bu doğaçlama tiyatro gösterileri hı -hı. var ya. Hı hı hı. Mesela otururken düşündüm. Ben böyle bir şey yapabilir miydim? Yapamazdım. Niye yapamazdım diye düşündüm. Doğaçlama tiyatroyu ben niye yapamam? Yani denerim ama muhtemelen çuvallarım. Çünkü... Çok da iyisini yaparsın. Bak ama yani vardığım sonuçta artık yaparım. Ha. Çünkü <laughs> O zaman niye yapamazdım? O sonuca vardıktan sonra yapmanın yolunu fark ettim aslında. Bu arkadaşlar her şeye hazırlıklı ve açıklar. Ya seyirci domates atsa onu bile işin içerisine sokabilirler. Anlatabildim mi? Ben ise mesela tiyatro diye gelmişim ya o ana kadar ulan bunun bir başı, sonu, süresi, ana skripti acaba diyorum neresini ezberliyorlar, nereyi sallıyorlar ve fark ediyorum ki aslında bu tamamen ucu açık bir oyun. Gerçek bir oyun. Onu fark ettikten sonra niye olmasın dedim mesela. Biz mesela o tiyatroda algoritma arıyoruz ya bu giriş gelişme sonuç punchline ha <laughs> ha güleceğiz eve gideceğiz. Orada öyle bir şey yok ve geberdik yani altımıza yaptık ilk gittiğimde. Çünkü şey de <laughs> en güzeli bir espri geliyor oyuncunun aklına yapıyor. Kendi bizden önce geliyor tamam mı? Çok güzel. Komik olduğu belli yani. O, onu bile etkisi altına alıyor. Şimdi öyle baktığında orada her şeye açık olmanın sana böyle bir sanatsal özgünlük getirdiği bir yerde hayatta da lazım be abi. Azıcık açık olacaksın olasılıklara yani azıcık bunu herkes bilir falan. Öyle değil hayat abi öyle değil. iki kere iki dört değil burada yani. En azından senin ikini dört etmiyor. Ben de onu şu analojiyle anlatıyorum. Hatta kendim de öyle anlıyorum. Biz hep birilerinin zihnine ya da durumuna misafir olmaya gidiyoruz. Evet. Misafir olmaya gitme adaptasyon ruhu getiriyor. Adaptasyon evet. ruhu zannedildiğinin aksine devamlı tetikte, devamlı kendi kıçını kolladığın, işte devamlı belli bir dengede durmaya çalıştığın şeye dönüşüyor. Halbuki lan hayat şimdi ben de ev sahibi benim, misafir sizsiniz. Bu ruha geçince doğaç yapmak çok kolaylaşıyor. Ev sahibi benim, kural benim. <laughs> Şimdi ben ne yaparsam, komik olmak zorunda bile değil. Ya da işte doğru olmak zorunda bile değil. Ne yaparsam, ev sahibine gelmiş misafirler olarak karşılayın buradaki bilgiyi. Bu kafaya geçer geçmez, dünya ona göre düzenleniyor. Bizim göre beş şey senelik hikaye böyle değil mi zaten? Bu evet, da bir oyun değil mi yani? Evet. Ve bu arada her şeyi açıyoruz. Kamera yanıyor, gıkımız çıkmıyor. mesela. <gülüyor> <gülüyor> Bazen sesi almayı unutuyorlar. Valla bir kere oldu ya. Yan mikrofonlar alınmış. Taşıma suyla değirmen döndürdük. Eee <laughs> Birimizin sesi ama... gırtla sıkılmış bir ördek gibi geliyor aklınıza. <laughs> yani ama o, o olabildiği için bu bu kadar uzun süre oluyor. Tabii. Yani burada her hafta bölüm çalışsak tamam seni bilmem sen metodik adamsın da ben 3 haftaya sıkılırdım ya. Yerim böyle program diye olmaz yani devam etmez. Hayatın sürekli bir şeyler üretebilir eğlenceli bir yolculuk olabilmesi için oyun merkezinde organize edilmesi lazım bence. Yani öyle bakmak lazım. İşte oyun da yani süresini, ödülünü ve biz zorlayıcı durum edileceğim. daha var. Hı. O da şu. Şimdi oyun 20'li yaşlara kadar zaten hayatın doğal parçası. 20'li yaşlardan sonra asıl yani hayatımızdaki etkisi ya da yapısı gittikçe düşüyor ya da play'den game'e dönüyor bir şeyle. Yapılandırılmış bir şey. Yapılandırılmış yani <laughs> öyle olursa içinde artık sosyal iktidarlar, sosyal çatışmaların sembolik hale döndüğü başka bir şeye dönüyor. İşte Fenerbahçeli, Galatasaraylı oluyorsun falan ya o bir sosyal kulüplerle, bilmem nelerle ilgili başka Mesela bir şey. Az daha bir ince noktadan girecektim. Otosansör uyguladım çok iyi onu. Ben Fenerbahçesi'nin orada oturuyorum da. <laughs> Şimdi bu 20'li yaşlardan sonra olması yetişkin olmayla alakalı bir mevzu. Hadi idare ettik, zorladık, ergenliğimizi 40'a kadar getirdik. Ama 40'tan sonra ergenliğe devam etmek zor. Başka koşullar giriyor mevzunun içerisine. 50'sinden sonra oyuncu olmak artık oyun seni hayata hazırlayan bir şeydi ya. Sen yetişkin olacaksın ve öyle bir hayat diye bir şey var olacak. Ben oyunla evrim olarak şu anda seni ona hazırlıyordum. Şimdi 50'sinde ben neye hazırlanıyorum? Harika. Mesela bak benim şu anda bir aydınlanma. 50'sinde adamın hayatı çözdüğünü zannediyor sistem. Ve diyor ki oynama sen. Ha. Ulan her gün sabah ben hiç bilmediğim bir yere uyanıyorum abi. Düşünsene yani şu stüdyoda kaç kez çekim yapmışız? Kaç kez çekmişsin? Bir salla. Kaç kez? Küsuratlı bir rakam olsun ama. Sadece Can Canan için. 214. çekim olsun... İlk kez 214. kez burada çekim yapıyoruz. Şimdi böyle baktığında abi oynayacak sınırsız olasılık var. Yani ilk kez 214. defa buradayız. Bu 214. kez aynı yerde değiliz yani. Biz öyle bir hayat yok burada. 50, 60, 70 Allah ne verdiyse geldiğin her yerde hayatta keşfedilecek bir şey var. Yaş kaç olursa olsun. Bu şey var ya batının teknolojisini alalım ama ahlakını almayalım. Ya ergenliğin de güzel tarafını al, boktan tarafını bırak kardeşim. Yani orada oradaki, <gülüyor> oradaki... <gülüyor> nereden geliyor? <değil> <laughs> Gelişimsel zihin mesela ergenlikte süperdi, gençlikte süperdi ilk gençlikte. Mesela o sayede böyle keşfedici falan. Şimdi bizim açık meyinde ilişkin eğitimi şeyimiz var ya bizim ana uzmanlık oluşturduğumuz alan orası. Abi öğrencilerim çoğu benimle yaşadı. Benden büyükler var. Ne yapıyor bu insanlar? Oyun oynuyorlar yani diyorlar ki Bakalım burada ne var? Ya, e, nasıl olunur diyorsun ya 50'den sonra Şimdi bu yanlış kod hepimize yükleniyor. Sen abi artık oldun, onun evredinde nereye astın. Hayır. Şu soru sorulabilir. Peki şöyle yapsam ne olur? Şunu merak etmek çok mu kötü? <laughs> ya bir de şuradan bakayım. Ee, Fatih. Anladım. Bunu şunu söylemek için e, söyledim. Evrimsel olarak e, belli kolaylaştırıcılar var. 20'li yaşlara kadar. Daha doğrusu hatta 16-17 yaşına kadar... E, fiziksel olarak oyun oynamaya kolaylaştırıcı. Ya yani durup ki. dururken çocuk ya Aa! diye bağırıyor. Abi niye kendi sesi bilmem ne o sınırları keşfetme fizyolojisi buna yatkın Dur dur ya burada kendini atıyor buradan aşağıya. Yani bir şeydi. Mustafa seni bunları yaparken düşündü be. Çok bunları böyle yapan bir adamdım. Yani hani bir şeydi. Şimdi... Yok şimdi yaptığını düşündüm. <laughs> Çünkü yani evrimsel olarak bunu yapmaya seni motive eden bir bünyeye sahipsin. Şimdi şimdi artık bu senin bilinçli karar, farkındalık, yüksek meditatif zihin ve bilmem neleri bir araya getirerek zorlayıp Güneşin'in bir lafı var ya elinden sonra sabah kalktığında vücudunda bir yer ağrımıyorsa ölmüş olabilirsin diye. <laughs> 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 Ölü bir dönemin içindesin. Oyuncu <laughs> Çok iyi ya. <laughs> çok, çok bizi de çok güldürmüştü. Ben gerçekten. iyi ki bugün sırtımı ağrıyordum mesela. Şu anda şükrettim <laughs> yani. Abi yani oyun deyince illa çocuktaki patern aynısını gösterip aa diye bağırmaya gerek yok ki. Mesela geçen dedim ya meditasyonlar diye bir şey üzerine uğraşıyorum diye. Yani oturup bir şeye daha yaklanmak tabii çıkkavi keşifçi bir zihinde bulunmak da, bir oyun da. Yani. evet o da tabii. bir oyun zaten esas abi oyunun keşif olduğunu düz oyunun şekil olduğunu zannediyoruz. oyun bir keşif yani şekli yöntemi değişebilir süresi değişebilir dedim Çin kendi belirleyecek ama şeyi çok seviyorum mesela afterlife dizisinde şeyin Ricky Gervais'in çok sık tekrarlanan mezarlıkta banka oturma sahnesi var. Yani hiç çıkamadığı bir sorunun içerisinde en büyük aydınlanmalarını mezarın başında bankta otururken yaşıyor. Yani o kadar etrafa lafiyet istiyor millete, lafı tıkıyor millete candan beziyor ama aydınlanması tek başına oturup bir yere odaklandı. Onun oyunu aslında o. Ölmüş sevgilisiyle sohbet ediyor kendince ama aslında meditasyon yapıyor. Orada yaptığı şey bu. Mesela yaşlandıkça eskiden dışarı bağırıyor, şimdi içeri bağır. Yani biraz yöntemi değiştirebilirsin. <laughs> ama mesela benim rahmetli babam da etrafındaki birçok böyle yaşı ileri insan da yani hani benden geçti. Ne geçti sende? Taş taşı demiyoruz ki abi. Yani o yeteneği kaybettikten sonra tabii ki bir daha gelmiyor ama en azından biz yaştakiler mesela bu yeteneği kaybetmek üzere olan arkadaşlara Acık yani başka bir şeyler de yapmak mümkün, başka şekilde bakmak mümkün. Oyunun bin bir türü var. Yani demiyoruz ki komşunuzun kapısının altından yanan fitil atın. Öyle bir şey değil oyun yani. Demiyoruz Mozi ama fitil... siz atıyorsanız yanınızdayım bu ha, arada. Eşek şakası yapmak da bir opsiyon ama gerek yok. Ama ne bileyim hiç mesela bu aralar şeydeyim. Londra'daki Doğa Tarihi Müzesi'ne girdikten sonra böyle yerlere gidip mesela orada mümkünse uzun süre kalmak istiyorum. Yani şu anda oynamak istediğim oyun bu. Burada rehber, önceden internet dokümanı hiçbir şey yok. Bu içeri gireceğim, sistem beni nereye götürüyorsa oraya gideceğim. Bir yerde gerekiyorsa 4 saat oturacağım. Müze üzerime kapatacaklar, gece orada kalacağım. Böyle öyle şeyler istiyorum. Hiç gitmediğim kütüphanelere gitmek istiyorum bu ara. Mesela kütüphane devri benim için geçerli çok oldu ama yeni oyunum bu. Eski tip kütüphane şu anda bana ne verebilir mesela ona bakıyorum. Çünkü internet çocuğu olduk biz artık hepimiz. Gibi gibi yani oynayacak o kadar tonla şey bulabilirsin. ve Gerçekten Allah ömür verdikçe bu oyunu devam ettirirsen ben kocama diye bir şey yaşayacağını zannetmiyorum. Yaşlanabilirsin. Yani yaş alabilirsin. ihtiyar olabilirsin. Ama kocayacağını zannetmiyorum. Yani kocama tabirini de özellikle kullanıyorum. Hani kocamış derler ya bizim orada. Evet. Ay, evet bir şey olmaz. Bizde de öyle derdim. O bir yaşla ilgili bir durum değil abi. Tercihle ilgili. Ben 35 yaşında kocamış arkadaşım var. Eski arkadaşım tabii. Görüşmüyoruz artık. <laughs> Ama 35 yaşında kocamıştı yani biliyorum. Bu hayatı ciddiye alma, önemseme hikayesi de belki işin içerisinde birazcık şey giriyor. Önce şöyle düşündüm. Yani bu 30'larında 40'larında hormon, ekonomik baskı bilmem ne işte doğru kadını seçtim mi, doğru adamı buldum mu bir baskı türü ya da işte yeterince saygınlık elde edecek kadar para statü aldım mı almadım mı toplumda doğru yerde miyim değil miyim falan bu bir gerginlik konusuydu. Ee, 40'lar civarında 45'lerden sonra bu biraz daha rahatlıyor ya aman falan diyorsun bunların hiçbirinin doğrusu yokmuş ki yani. yani ne yapsan işte eğri ya da ne yapsan doğru nereden baktığına göre değişiyor falan diyorsun. Konu değişiyor. Şimdi bu, bu konunun değişmesi 45'inde deyken kendini rahatlatırken başka bir korku da geliyor işin içerisinde. Bence bu 50'sinden sonra oyun oynamakla ilgili ürken insanların önemli bir bölümüne ölüm, yaşlanma korkusu geliyor. Korku oyunun şeyi yani süt sirke ilişkisi yani oyunu keser. Doğru yani orayla baş etmenin de bu bu geliyor. Bunu anlıyorum yani hani bunun düşüncesi, duygusu. Daha fazla hastalık konuşuluyor yanında yani hani ne yaparsan yap. Bir şey... Yani <laughs> Ne kadar kullanırsan orası gelişiyor ya beyin. Evet. Mesela ben böyle yerde uzun durmama bulaşır insanı. Ee, çok katılıyorum, yani ben çok katılıyorum. Ama öteki türlü de şey oluyorsun işte, yani hani kuru göt kaçtı yine oluyorsun. Yani ha, kuru göt <laughs> bak o, o, <laughs> tamam, o da başka ya, bir şey. Işte, tamam. Yani şöyle. Şuradan kaçıyorum aslında. Mesela bir sürü derdi, kaybı vesaire olan benim de eşim dostum. Benim de öyle sıkıntılarım oluyor. Mesela böyle birisiyle otururken onun şikayetlerine gaz vererek şikayete şikayet katmak bana fayda veren bir varlık biçimi değil. Mesela orada yaşadığı şeye teselli olabiliyorsam, çıkış gösterebiliyorsam, yardımcı olabiliyorsam benim orada yerim var. Yoksa uzaklaşırım kendi acısını, eksiğini neyse kendisi yaşasın kapatsın. Hani... Acıya ortak olup arabesk bir uyumayla orada bulunmayı kastediyorum. Gereksiz bir şey. bir Sadece bir güzel söz söyleyip teselli ederek bir ihtiyacın var mı diye sorarak destek olmak bile muhteşem bir şey. Hayat oyunun önemli bir parçası, zira oyundaki işbirliğinin hayattaki yansıması o. Ama yani tutup tabi hiçbir faydası olmadığı bir yerde, vah öyle mi yaptılar? Eş şölaşıklar ne oluyor falan. Ne yapıyorsun sen? Yani. Git ya yani en azından yani diyelim para mı kaybetti? O dolandırıldı mı? Git para kazan da gel para ver. Daha faydalı bir şey anlatabiliyor muyum? Yani onun acısıyla, onun şikayetiyle lanet olsun bu ülke ne oldu bilmem ne. Bunlar da hep böyle yapıyorlar falan gibi saçma sapan muhabbetlerle aylar geçirmenin bir süre sonra debilleştirdiğini biliyorum. Yani insan debilleşme dediğimiz o duruma geçiyor. Böyle öyle kalıyor. Yani hep aynı şeye aynı tepkiyi veresi geliyor başka bir şey yapabilmek, başka bir aksiyon alabilmek işte oyuncu kafayla mümkün. Evet. Mesela bir yerde bir kendini yakaladın mı? Oyun dışı mısın artık? Yani bir döngüye mi girdin? Çık oradan. Benim o, o, elimden geldiğince şey yapabildiğim o. Yani bu en yakın eşinle, dostunla, kardeşinle ilişkinde bile olabilir. Bununla ilişkinde de olabilir, işinle. Ya bir çekil oradan, bir başka şekilde bak bakayım, yandan bak, ressamlar bakıyor yani böyle buradan bakıyor, buradan bak. Böyle bir bak bakayım belki başka bir kontur, başka bir şey bulursun. Abi oyunsuz bir hayat boş iş, boş iş yani. Yani bu, bu bir yöntem, yani bir düşünme yöntemi. Gerçekten çok katılıyorum. Ve ben hani oyunla biraz duygusal anlamda bu sitcom tadını da bir araya getirerek söylüyorum. Hayata bambaşka bir yumuşaklıkla bakmak, gülmeye ya da eğlenmeye yatkın bir tonda durmak nın gerçekten ben de mümkün olduğunu düşünüyorum. Hatta bu Seda'ya ısrar ettiğim ama şimdi mesela okeyliyor beni. Yani ne demek istediğini çok daha duygusal anlamda anlıyorum diyor. Israr ettiğim konulardan bir tanesi. Bu ama yanında mesela kötücül az önceki şu şeye gönderme yapacağım. Yani bazı ortamlardan işte toksik toksik etkiden kaçınabilmek için kaçma reaksiyonu falan gerekiyor. Olmamak Aktif, gerekiyor. Aktif kaçma bence yanlış ifade olabilir abi. Aktif olarak uzaklaşma desek daha doğru. Kaçma, ya, peki kaçma abi. kaçınıcı bir davranış çünkü. Biz bir şeyden kaçınmamıza bence gerek yok. Ama büyük laf edeceğim. Sistemin kendisinden büyük olduğunu bilen insan çok da şey yapmaz abi. Çok da zorlamaz yani. Bu sistem bizden büyük. O yüzden sahibi değiliz, bekçisi değiliz işlevsel olduğumuz yerde bulunmak için araştırma yapmamız lazım diye düşünüyorum. Evet, içinde iyi hissettiğimiz yerde, evet. İşte buradan da, işte toksik ilişkilerden kaçınalım bölümüne geçelim <laughs> 5 Beş adımda <daha> toksik ilişkilerden. <laughs> Tam da mikrofonu koymuşum önüme. <laughs> bu modda değil mi? Tamam, beş adımda toksik ilişkilerden. Bir dakika, arkadaşlar ben psikolog değilim bu arada. Burada etrafta çok geceler. Psikolog bile değil, taklidini yapıyor. Lan nerede yaptın? Nerede hasta gördün mü gördünüz? Yani bunlar değil. Abi ekşi ya bir gün ekşi çocuk konuşsak abi 82 sayfa olmuş çocuklar çok emek veriyorlar yemin ediyorum hepsi giydiriyor son popülerliğe bağlı olarak giydirmeler artıyor bir sonraki bölümde ekşi sözü girdileri konuşacağız Mustafa ile değerlendiriyoruz.